Ustanın kaynağına selamlar, sevgiler. Herkese selamlar. Bugün önemli bir video konusuyla karşınızdayız. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda TÜRKAK, Türkiye Akreditasyon Kurumu ve MYK, Mesleki Yeterlik Kurumu'nun çelik kaynakçılar için yaptığı sınavda adayların başarılı olabilmeleri için dikkat etmeleri gereken püf noktaları hocamız bizlerle paylaşacak. Evet, TÜRKAK, Türk Akreditasyon Kurumu ve MYK, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun yetkilendirilmiş olduğu firmalar bu sınavları gerçekleştiriyor. Bu sınavların içerisinde sadece örtülü elektrik arc kaynak sınavında adayların başarılı olması için gerekli püf noktaları burada paylaşacağız. Hocam, söyleyeceklerinizi harfiyen yerine getirecek adaylar sınavlardan kesinlikle başarılı olur mu? Başarılı olurlar. %100 evet. Garanti veriyor musunuz? Garanti veriyorum. Kalanlar sizi bulur ama. Bulsun, tamam. Peki hocam, siz adım adım anlatacaksınız bunları ama temelde toparlarsak dikkat edilmesi gereken ana başlıklar nelerdir? 3 ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlardan birincisi, iş güvenliği kuralları dahilinde çalışması gerekiyor ve iş güvenliği kurallarına uyarak ekipmanları kullanması gerekiyor. İkincisi hocam? İkincisi de kendilerine, adaylara kaynak şartnamesi verilecek. Hı hı. VPS veya pre-VPS verilecek. Bu kaynak şartnamesinin yazılan bilgilere göre uygulamaları yapmaları gerekiyor. Yani tecrübelerini kenara koyacaklar. Tecrübelerini kenara koyup uygulamaları gerçekleştirecekler. Adaylar. Peki evet. Üçüncüsü hocam? Üçüncüsü de bu sınavda kaliteli bir kaynak yapmanın yanı sıra kritik adımlar var. Bu kritik adımları mutlaka gerçekleştirmek. Örneğin hocam, bir örnek. Örneğin hurda bir malzeme ortaya çıktığı zaman alacak, onu hurda kutusunun içerisine atacak. Yani sadece bir güzel bir kaynak dikişi çekmek yeterli olmuyor. Değil. Ortamın temizliği, hurda malzemelerin atılması vesaire dikkat edilmesi gereken noktalar evet. Var. Bunlardan zaten bahsedeceksiniz. Bunlara geçmeden önce yine bizi atölyelerin sonuna kadar açan Ergin Mete'ye de çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. O zaman sizi dinleyelim hocam. Memnuniyetle. Sınav yapıcı elimize 2 tane belge verecek. Bunlardan bir tanesi kaynak şartnamesi, diğeri de kaynak işlem formu. Kaynak şartnamesi gördüğünüz gibi. Diğeri de kaynak işlem formu. Şimdi işe başlamadan önce kaynak şartnamesinde, kaynak yöntem ön şartnamesinde belirtilen bilgilere bir göz atıyorum. Şimdi bu belgenin içerisinde hangi yöntem olduğu, örtülü elektrik arc kaynakla kaynak yaptığım yazmakta. Hangi pozisyonda kaynak yaptığım belirtilmekte, şekil olarak gösterilmiş durumda. Malzeme kalınlığım 5 mm burada belirtilen. Kaynak pozisyonu PB olarak belirtilmiş durumda. Kullandığım elektrot çarpı 3.25. Elektrot türü olarak, tipi olarak da rutil elektrot olduğu belirtilmiş. Amper olarak da 120 ile 140 amper aralığında kaynak uygulamasıyla ilgili olarak bilgiler mevcuttur. Şimdi ben bu elimdeki kaynak şartnamesini kenara koyuyorum ve iş güvenliği ile ilgili olan ekipmanlarımı kullanmaya, giymeye başlayacağım. Şuraya alalım. Evet. Önlüğümü giyiyorum, deri önlük. Kollukları giyiyorum, deri kolluk. Gözlüklerimi takıyorum. Montaj eldivenini giyiyorum. Sadece kaynak uygulamasında kaynakçı deri eldivenini kullanacağım. Şimdi parçamı kontrol ediyorum. Evet. Minimum 125 mm ile 200 mm ve malzeme kalınlığı 5 mm olarak belirtilmiş. Ekipmanlarımı alıyorum. Evet. Metremi aldım. Kumpasımı alıyorum. Evet. Parçam 150 milimetreye 200 milimetre
Diğer parçayı ölçüyorum. 150 milimetreye 200 milimetre. Parça boyutları minimum 125 ila 200 milimetre boyutlarında olması gerekiyor standartlara göre. Bu her iki parça boyut olarak uygun. Kalınlık olarak ölçüyorum. VPS'e uygun olup olmadığı için belirlemek için. Malzeme kalınlığı 5 milimetre yazıyor. Evet. Malzeme kalınlığım 5 milimetre. Evet. Malzeme kalınlığı 5 milimetre. Kumpası yerine koyuyorum aldığım yere. Metremi de yerine koyuyorum. Parçalarım hazır. Şimdi elektrot seçimine geçiyorum. Elektrot rutil 3.25 olarak belirtilmiş. Evet, rutil elektrot. Elektrodumu seçtim. Ayırıyorum elektrodumu. Evet. Şimdi kaynak makinesi ile ilgili olarak ayarlara geçiyorum. Kaynak şartnamesinde kullanacağım pensi, elektrodu takacağım pensi eksi kutupta kullanmam gerekiyor. Burada belirtiyor. Soketi sıkıca takıyorum. Şu an hazır. Şimdi iç parçasını markalama işlemi yapacağım. ...70, 150, 75 milimetre yarısı. Evet. Temizlik işlemine geçiyorum. Temizlik işlemim de tamam. Şimdi kaynak işlemine geçiyorum. Şasemi bağlıyorum. Montaj eldivenini çıkarıyorum. Kaynakçı eldivenini giyiyorum. VPS elimi alıp kontrol ediyorum kaynak şartnamesini. 120-140 amper aralığında. Makinemi açıyorum. Evet. Amper değerini 120-140 arasında belirtilmiş. 320'lik elektrodu seçmiştim. 130 amper ayarlıyorum amperimi. Ortalama. Evet, 130 amperde. Kutuplamamı kontrol ediyorum. Pens eksi kutupta. Evet. Kaynak uygulaması için hazır. Başlıklı maskemi alıyorum. Kaynak maskesini alıyorum.
kaynak uygulaması yapıyorum elektrodumu alıp. Evet, kontrolümü tekrar yapıyorum. 130 amperde bu makinenin özelliğinden dolayı örtülü elektrik ark kaynak konumunu alıyorum. Tik kaynağından çıkartıyorum. Şu an ark kaynak konumunda. Evet, maskem ayarlımı, hassasiyet ayarı düzgün. Evet, 12 koyuluk oranı 12 numarada. Evet, kaynak konumunda. Evet, kaynak maskesinin, kendinden kararlı maskenin kontrolünü de yaptım. Şimdi uygulamaya geçiyorum. Akım değerleri uygun. Evet. Parçayı nasıl montaj edeceğim konusunda kaynak şartnamesini inceliyorum. Şeklini inceliyorum. Evet. Gönyeli mıknatıs kullanıyorum buradaki işlemde. Puntalama işlemine geçiyorum. Gönyesini kontrol ediyorum. Evet. Gönyesinde parça. Kaynak uygulamasına geçiyorum. Elektrodumu elektrot atık kutusuna atıyorum. Durduğum noktayı işaretliyorum. Bu işaretleme işlemini sınav yapıcı da yapabilir. Kaynak çekiciyle krater bölgesi son noktayı temizliyorum. Tekrar elektrodumu alıp kaynak uygulaması yaparken mutlaka en az bir adet dur kalk yapmak gerekiyor. İşaretlememi de gerçekleştirdim. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum kaynak uygulamasını. Kaynak kaliteli olduğu zaman kendiliğinden kalkabilir. Evet.
Şimdi sınav yapıcı adayla ilgili olarak gerekli bilgileri parçanın üzerine yazıyor. Bu süreç içerisinde ben hem etrafın temizliğini gerçekleştireceğim. Nasıl aldıysam o şekilde bırakmam gerekiyor. Şase ve pensleri yerinden sökeceğim. Makineyi kapatıp sökeceğim. Yerine koyacağım. İkinci bir adayın kullanabileceği hale getireceğim bu ortamı. Elektrot atık kutusuna atıyorum. Hurda malzemeyi hurda atık kutusuna atacağım. Evet. Şimdi bana verilen kaynak işlem formunu dolduruyorum. Adımı, soyadımı yazıyorum. İmzamı atıyorum. Kaynattığım malzeme kalınlığı, evet, amper değerim. Kullandığım parça boyutları. Evet. Formu doldurdum. İş klinik malzemelerini çıkarıyorum şu an. Kaynak şartnamesini ve kaynak işlem formunu sınav yapıcıya teslim ediyorum. Sınavım bitmiştir. Hocam teşekkürler. Bir adayın sınavda nelere dikkat etmesi gerektiğini adım adım tane tane gösterdiniz. Rica ederim. Adaylarımız bu gereklilikleri yerine getirdikleri takdirde kesinlikle başarılı olacaklardır. Akşamda keyifle çayını içecektir. Hocam gözlük de bu arada size çok karizmatik yapıyor. Eyvallah. Bilmiyorum. İzleyenlerimiz ne der? Konu, öneri, soru, görüşleriniz varsa bekliyoruz. Bir kelime, bir harf, bir cümle dahi eğer kaynak olabilirsek, değil mi hocam? Ne mutlu bizlere. Ne mutlu bize. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.